Günaydın, günaydın, gününüz aydın, içiniz sevgi, eviniz huzur, işiniz cebiniz bolluk, bereket olsun dilekleriyle, duyguyla sabah keyfini mutfağımızdan, stüdyomuzdan sevgiyle açıyoruz efendim. Ekranlarınızda bugün şöyle oturacaksınız ya, hani hep yaşam amacımızı, ne için yaşıyoruz? Hep dualarımızda şu vardır, Allah'ım işte sağlıklı, huzurlu, mutlu olalım, işte mutlu olalım, huzurlu olalım. Sağlıklı olalım. Hep herkesin dilinde, kalbinde, duasında bu vardır değil mi? Hep doğduktan ölene kadar da hep bunun arayışı içindeyiz. İşte biz de bugün bunu konuşacağız. Hayatın anlamı ne? Mutluluk nerede bulunur? Mutluluk nerede? Biz çok uzakta mı arıyoruz? Yoksa aslında şöyle bir kafamızı biraz durdursak, biraz dinginleşsek, acaba o mutluluk bizim içimizde mi? Nerede? Nasıl mutlu olacağız? Aşk nedir, sevgi nedir? Bugün çok derin mevzular konuşacağız efendim. Hayatın anlamını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Toros Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Kamuran Elbeyoğlu ile konuşacağız. Önce kendilerine de bir hoş geldiniz demek istiyorum programın açılışında. Ve tabii ki nereye dönüyoruz? Ersin Usta programımızın olmazsa olmazı. Ersin Usta'm da stüdyomda. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz efendim? Sağ olun, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Bulduk mu biz hayatın anlamını, yakaladık mı? Sen de soranlardan mısın yoksa Ersin evet. Usta? Sen de soranlardansın. Sen de peşinden, mutluluğunda, anlamında peşinden koşanlardansın. Bugün öğreneceğiz inşallah. Bugün öğreneceğiz değil mi? Ben de aynı umut ve dilekle bir hayatımızın dönüm noktası olarak bu sohbeti heyecanla bekliyorum. Tamam, peki biz hayatın anlamını arıyoruz ama şu tavuk göğsü için artık hayatın anlamı belli olmuş. O kaderini yaşamış ve bugün neyle neticelendireceğiz bu güzelliği? Bugün kaşarlı sarma var. Kaşarlı sarma, pirinç sarma yapacağız. Nelere ihtiyacımız var? Tabii ki tavuk göğsü. Tavuk göğsüne. Biber ve kaşar. Hı hı. Bu tavuğun içerisine kullanacağımız garnitür olarak ıspanak kullanacağız. Oo, ıspanağımız var. Of, soğan, ıspanak güzel. Hem protein hem karbonhidrat, böyle lezzetli, sebzeli, etli, evet. Keyifli bir yemek. Zor mudur, kolay mıdır yapımı? Çok basit ve çok lezzetli. Çok basit ve çok lezzetli. Süresi de herhalde oldukça kısa. Evet. Bakalım bizler için de güzel bir tarif olacak. Hem ıspanağın olması da çocuklar için de güzel bir evet. Avantaj. Ben hep onları böyle direkt yemeklerde yiyebilecekleri damak tatlarını düşünüyoruz ister istemez. Sana kolay gelsin Ersin Ustacığım. Biz şimdi derin mevzulara dalmaya başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz Kamuran Hocam. Şimdi girişte dedik hepimizin gerçekten bir arkasından koşturduğu bu mutluluk, bu hayatın anlamı meselesi var. Şöyle bir giriş yapalım. Doğduk ve hepimizin herhalde bu hayatta böyle bir amacı, bir melekesi, bir hayata karşı duruşu var. Yani hayatın anlamı nedir desek, bir giriş yapsak, nedir aslında herkesin gerçekten hayatta varoluş, yaşam amacı? Kendimiz mi tercih ediyoruz nedenlerini? Hani kimimiz mutluluğu, kimimiz sağlığı, kimimiz parayı, kimimiz şöhreti, kimimiz depresyonu, üzüntüyü mü seçiyoruz? Biz mi belirliyoruz hayatın anlamını aslında? Duygucuğum, çok güzel söyledin. Gerçekten de bizim hayata nasıl baktığımız, bizim kendimizi hayatın içinde nasıl koşutlandırdığımız, hayattan ne alacağımızı, hayata ne vereceğimizi belirliyor. Ama işin gerçeği, bana sorarsan, ben bir felsefeci olarak bana en çok sorulan sorulardan biridir zaten. Hayatın anlamı ne hocam? Ve benim de bu cevabım gayet basittir. Hayatın bizatihi bir anlamı yoktur. Kesinlikle. Şu etrafına bir bak. Etrafında kuşlar var, böcekler var, işte binalar var, otlar var. Sen ona bakıp da, sen ona bir anlam katmadıkça orada duran bir ağacın, orada ağaçta öten bir kuşun ne anlamı var? Dolayısıyla aslında hayatın anlamı nedir sorusu değiştirilip farklı bir şekilde sorulması gereken bir soru bana sorarsan. Nedir o soru? Nedir o soru? Hayata anlamı nasıl katarız? Meselenin özü budur. Hayata anlamı nasıl kattığımız da bizim o hayattan ne aldığımız veya ne alabileceğimizi belirler. Yani mutluluğumuzu belirler. Aslında hayatın gerçekten de hepimiz için bakarsak, bir psikopat değilsek eğer, normal insanlar için hepimiz ne isteriz?
Hayattan biz ne isteriz? Hepimizin istediği bellidir. Hepimiz mutlu olmak isteriz. Şu dünyada bir Allah'ın kulu yoktur ki desin ben mutlu olmak istemiyorum. Ben depresyonda yaşamak istiyorum. Yok böyle bir şey. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. O zaman gerçekten de güzel soru. Mutluluk nerede? Kaf Dağı'nın tepesinde. Bir anlamda da öyle. Yani mutluluğu aradığın zaman öyle bulunacak bir şey değil. Sevgi de öyle. Ya bir şey, iyi bir sevgili arıyorum, bir türlü çıkmadı kalbim. Bir çıksa çok mutlu olacağım. Ama bu nasıl bir bakış açısıdır? Aradığın bir şey nedir? Ben bir şeyi arayabilmek için onun bir nesne olması lazım. Elle tutulur, gözle görülür, evet, bir şey olması, evet, lazım. Eğer öyle bir hale getirmişsek o zaman biz onu şu içinde yaşadığımız kapitalist toplum değerleri içinde maddesele indirgemişiz demektir. İşte zaten çoğumuzun da mutluluğu, sevgiyi, hayatı ıskalamamızın altında böyle bir bakış açısı yatıyor. Şimdi o bölümü şöyle bir daha sonrasında konuşmak ve açmak, derinleştirmek amacıyla şöyle bir koyuyorum kenara. Tekrar şöyle bir başa döndük. Önemli bir kelime zikrettiniz. Dediniz ki hayata biz anlamı veriyoruz. Biz anlamlandırıyoruz. Şimdi geldik en damar bölümü. Evet. Şimdi bizim o anlamı verirken hayata bakış açımız, kişiliklerimiz, öğretilerimiz, toplumsal yargılar, dinsel öğretiler, kurallar, kaideler, her şey şimdi bu anlamın oluşmasında bize bir zemin hazırlıyor. Şimdi bu noktada o güzel anlamı biz nasıl yakalayacağız? Hani hep şikayette, serzenişte bulunuyoruz ya, artık işte yaşanılması bir dünya değil, işte kapitalist toplum, her şey para olmuş, ilişkiler bitmiş, diyaloglar bile bitti telefonlarla. Şimdi gelin görün biz burada anlamlı bir hayat, hayata bakışımızı bir anlam yükleyeceğiz. Ya biz nasıl saflaştıracağız bu bakışı? Nasıl öze ineceğiz? Zor bir soru. Fakat şöyle söyleyeyim, yani ben o işe o kadar komplike bakmıyorum. Benim bakış açımla aslında, hı hı, benim bir birey olarak kendimi nasıl var ettiğim ve insanlarla ilişkimde ve daha doğrusu aslında genel olarak dünya ile ilişkimde nasıl bir konumda olduğum. Bana sorarsan aslında ben gene bu hayatın anlamı sorusu gerçekten çok önemli bir soru. Üç soru etrafında kendini gösteriyor. Hı hı. Birinci soru şu: ben kimim? İkinci soru: ne yapıyorum? Ve üçüncü soru: gerçekten yapmak istediğim şey bu mu? Şimdi bunlar aslında şu küçük şeye indirgenebilir. Ne yapıyorum? İşte şu anda ben bir konuşma yapıyorum. Yapmak istediğim şey de bu. Hakikaten şu anda yaptığımdan da memnunum. Fakat bu sorular daha derin. Aslında gerçekten de bu üç soruyu bir araya getirdiğimizde bu benim gerçekten şu dünya üzerinde, hani hepimizde bir amacımız mı var? Ben niye bu dünyadayım? Bir amaçla mı geldim? Yok. Kuş nasıl bir amaçla geldiyse bu dünyaya, bir solucan nasıl bir amaçla geldiyse bu dünyaya, ben de o amaçla geldim. Nedir bu amaç? Yaşamak. Yaşamanın ta kendisi. Biz bu çok basit gerçeği kaçırıyoruz. Yaşamaktır esas olan. Fakat insan söz konusu olduğunda bu soru biraz daha farklı bir anlam kazanıyor elbette. Bizi hayvanlardan ayıran bir özelliğimiz var. Nedir o? O da şudur. Ben bir insan olarak bu yaşamı nasıl anlamlı kılacağıma dair bir takım teoriler üretebilirim. Üretmek zorundayım da. İşte o üçüncü soru bununla bağlantılı zaten. Yapmak istediğim bu mu? İşte yapmak istediğim bu mu sorusunu sorduğumuzda orada az önce senin o söylediğin çok önemli noktaya geliyoruz. Tercihlerimiz, seçimlerimiz bizi belli bir noktaya getiriyor. Seçimlerimiz bizi hayatta belli bir yola koyuyor. Ve o seçimlerimizle biz mutlu mu olacağız, mutsuz mu olacağız, aslında onu seçiyoruz. Şimdi geleyim bu seçim meselesi nasıl oluyor onu söyleyeyim. Aslında bu üç soru çoğu insanın hiç sormayı bile düşünmeden, akıl bile etmeden öylesine yaşayıp gittiği ve hiç düşünmediği bir soru. Hani bu Nietzsche'nin meşhur lafı vardır ya, sürü psikolojisinden bahseder. Evet, evet, evet. İşte sürünün üstünde bir üst insandan söz eder. Evet. Oradaki o farklılık da buradan gelir zaten. Nietzsche'nin sürü dediği insanlardır bunlar. Belli bir takım ideolojilerin veya belli bir takım inançların peşinde giderler ve gerçekten de niye burada olduklarını veya gerçekten de yapmak istedikleri şeyin bu olup olmadığını da sorgulamazlar. Oysa hayatın anlamı gerçek anlamda sorgulamaktan ve
niye burada olduğumuzu araştırmaktan geçer. Biz böyle varlıklarız. Bu da şudur. Biz şu dünyaya geliyoruz. Ve bu dünyaya geldiğimizde aslında verili bir özle gelmiyoruz. Yani ne demek istiyorum? Demek istediğim şu, ben nasıl bir birey olacağım? Nasıl bir insan olarak yaşama devam edeceğim? İnsanlarla nasıl ilişki kuracağım? Bunu belirleyecek olan benim. Peki bunu belirlemek için yol gösterecek bir şey var mıdır bana? Evet. Hem vardır hem yoktur. Şimdi toplumun kuralları elbette belirleyici. Yani aslında bir dışsal bir de içsel süreç var. Aynen öyle. Biz dışsal ve içsel bu güçler arasında bir denge kurmak zorundayız. Anne babamız bizi yetiştiriyor. Hı hı. Annemizin belli bakışları vardır. Akşam evet. Babana söylerim, bak sana gösterir gibi. Böyle bakışlarla annemiz bize neyi gösterir? Yapılması gerekenleri ve yapılmaması gerekenleri. Dolayısıyla toplumun normlarına ilişkin. Yani o içinde bulunduğumuz toplumda neyin doğru, neyin yanlış olduğuna, neyi yapmam, neyi yapmamam gerektiğine ilişkin bir takım içgörüleri ben ailemden edinirim. Ve tabii okul hayatım boyunca, akran ilişkilerim boyunca, medya çağı sayesinde bunlar benim hayatıma iyice girer. İşte ben dolayısıyla sosyalleşen bir varlık olarak o toplumun bir bireyi haline gelirim. İşte bununla çatışan ne vardır? Bireyin kendi içsel arzuları, istekleri, yapmak istediği şeyler vardır. Buna ego mu diyelim yoksa bir içsel ses mi diyelim? Hepimizde bir ego var. Evet. Ego kötü bir şey değildir. Değildir. Kullanmasını ve yönlendirmesini bilirsiniz. Ego kötü bir şey değildir. Yani Freudian anlamda baktığımızda Freud, ego, id, süperego çok tartışılan şeylerdir. Evet, evet, evet. Ego benim kişiliğimin, benim benliğimin dışa vuran kısmıdır. Evet. Ego gerçeklik ilkesiyle çalışarak, yani ortama bakarak şu ortamda benim ne şekilde davranmam gerektiğine karar veren bir merci gibidir. Bunu yaparken de nasıl yapar? İç sesimle, vicdanımızla, süperego dediğimiz odur. Toplumsal normların içselleştirilmiş halidir. Ve benim gerçekten yapmak istediklerim, it dediğimiz odur. Arasında bir denge kurmaya çalışır. Dolayısıyla egonun güçlü olması demek aslında şu demektir. Ego güçlü olduğunda ben kendi gerçekten yapmak istediklerimle toplumun bana dayattıkları, topluma göre yapmam gerekenler arasında bir dengeye gelirim. Elbette ki biz topluma uygun davranmak zorundayız. Hı hı. Niye süsleniyoruz? Ben niçin buraya bugün bu kadar özenle giyinerek geldim? Çünkü sana değer veriyorum. Çünkü insanların arasına çıkacağım ve tabii ki güzel görünmek istiyorum. Bakın toplumsal rollerimizden bahsediyoruz. Şu anda ben bir rol oynuyorum. Evet. Ne rol oynuyorum? Duygu Canova'nın konuğu rolünü oynuyorum. Okulda Profesör Doktor Kamuran Elbeyoğlu olarak bir akademisyen rolü oynuyorum. Anne rolü oynuyorum ama her rolde rolün özelliği nedir? Rol oynayan kişi beğenilmek ister. Dolayısıyla hepimiz takdir peşinde koşuyoruz. Evet. Ve ne yapıyoruz? Diğer insanların algısı, diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğü bizim için çok önemli. Ve o zaman çoğumuz farkında bile olmadan yaşantımızı, eylemlerimizi diğer insanların algısına göre, dış dünyaya göre düzenliyoruz. İşte burada ipin ucu kaçabiliyor. Eğer ben kendimi çok fazla bırakır da diğerlerinin bakışında yaşamaya başlarsam o zaman ben olmaktan çıkıyorsunuz. Ve başkalarının bana biçtiği hayatı yaşamaya başlıyorum. İşte depresyonlar, panik ataklar öyle geliyor. Bağımlılıklar ya da işte... Aynen. Bağımlılık sadece içkiye, sigaraya veya bir takım maddelere değil, insanlara, statülerimize, koltuklarımıza, titirlerimize oluyor. Çok doğru. Şimdi geleceğiz hemen o konuya ama burada böyle bir önemli bir işlem yapılıyordu. Evet. Hemen Ersin Usta'ya soracağım. Sevgili izleyiciler biz böyle sohbet ederken sevgili Atalay da size gösterdi. Burada tavuk göğsünü biraz incelttik değil mi? Dövdük şöyle bir. Pozitif adımıyla. Hı hı. Daha sonra şimdi burada bir alüminyum folyoyu açtık. Biraz yağladık. Alüminyum folyoyu açtık sevgili izleyiciler. Şöyle bir üzerine biraz sıvı yağ koydunuz. Yapışmaması için tavuğun. Hı hı. Ne yapacağız peki bunun bu işlemin içerisinde burada? Tavuğu folyoya yatıracağız. Hı hı. Bayağı bir incelttik. Evet.
Burada mı, bu folyoda mı pişireceğiz biz? Evet, folyoda biz pişireceğiz. Hmm. İçine daha var mı aşamalarımız, var. Malzemeleri evet, koyacağız. Var. Çiğden mi koyuyoruz Ersin Usta yoksa çiğden. Pişirekli? Çiğden koyacağız. Çünkü neler koyacağız buharla içine? Pişecek. Buharla pişecek. Biber. Kırmızı biber, yeşil evet. biber. Hı-hı. Ve? Kaşar peyniri. Kaşar peyniri koyacağız. Ve ondan sonra baharatımızı atacağız. Ondan sonra da baharatı atıp rulo yapacağız. Evet. Tamam, peki. Biz bu arada sohbete devam edelim. O rulo aşamasında biz sana tekrar bir dönüş yapacağız. Şimdi dedik ki toplumun artık kendi kişiliğini, kendi içsel dünyasını, benliğini değil dışarıyı yaşamaya başlıyor. Ve işte o zaman mutsuzluk dediğimiz herhalde o sınıra da geliyoruz değil mi? Çünkü etraftaki yaşadığımız dünyadaki parametreler, olaylar bizim isteğimize göre olursa mutluyuz. Olmadığı dakikada hemen bir çöküntüye giriyoruz. Şimdi bu ince bir nokta. Birincisi bunun dengesini biz Kamran Hocam nasıl bulunur? İkincisi de hani böyle toplumda hep dediğimiz ya işte çok marjinal toplumu takmıyor. İşte kendi ben böyle mutluyum diyor örneğin. Böyle yaşamayı, böyle giyinmeyi seviyorum ya da saçımı böyle taramayı. Hani toplumun genel klişelerinin dışında yaşayan insanlar da var. Şimdi aslında mutluluğu yakalayanlar onlar mı? Ya da doğruyu yapanlar onlar mı? Yoksa bu denge nasıl sağlanacak? İkinci bir zor soru. İkinci. Yani hepsi dönüp dolaşıp mutluluğa geliyor ya. İşin enteresanı o. Biraz daha farklı da bir açıdan da bakmak istiyorum. Lütfen. Belki şu noktada Sylvia Plath diye meşhur bir şair vardır. Onun... Zil Kavanozu diye bir şiir vardır. Orada bir pasaj vardır. O şeyi anlatır. Önünde böyle bir sürü seçim olduğu halde onları seçmeyip de en iyisini bekleyen kendi için toplumdaki o yerini sağlamlaştırmak için en doğrusunu bekleyip de sonunda hiçbirini seçemediği için bunu da bir benzetmeyle yapar. Bir incir ağacının içerisindeki bir sürü incirler olarak bakar. Her bir incir farklı bir geleceği söylüyordur ona. Ama o hangisini alacağını bir türlü bilemiyordur. Sonunda bütün incirler teker teker düşer ve kendisi ağacın altında açlıktan ölür. Oo. Çok anlamlıdır çok. Bu. Şimdi ben bunu nereye bağlantıracağım? Ben bunu aslında çok genel başlangıçtaki konuya gelerek hayatın anlamına. Hayatın anlamı aslında iki şeyi birbirinden ayırt etmemize de yatıyor. Anlam, amaç. Hmm. Anlam ve amaç birbiriyle çok bağlantılıdır. Amaç nedir? Amaç bizim varmak istediğimiz nihai bir hedeftir, bir gayedir. Neyi amaçlıyoruz hayatta? Neyi amaçlıyoruz? Ben ne seçmek istiyorum? Hangi inciri yiyeyim? Anlam benim olayların gidişatına verdiğim içsel sestir. Onları nasıl kendi içimde anlamlandırdığımla ilişkilidir. Dolayısıyla amaç dışsaldır, dışarıya anlam. Bir şey yönelmiş ama anlam benim o amaca ilişkin verdiğim bir içsel yanıt. Bir içsel yanıttır. Dolayısıyla anlam içseldir. İşte mesele tam da budur. Amaç veya amaçlarım ne kadar benim amaçlarımsa o amaçlar, o hedefler, benim gitmek istediğim hedeflerse benim için anlamlı olacaktır. Meselenin özü aslında tam da buradadır. Alice Harikalar Diyarı'nda, Alice aşağıya iner, karşısında o gülümseyen kedi çıkar. Alice de ona şu enteresan soruyu sorar. İki tane, üç tane yol vardır. Hangisine gideyim der. Kedi de der ki, nereye gitmek istiyorsun? Fark etmez, hangisine gidersen git der o zaman. Bu şu demektir, eğer gidecek bir yerin yoksa ben sana dünyanın en güzel haritasını versem neye yarar? Şimdi işte geleceğim birçok insanımızın dramına, birçok kişi hayatta kendilerine sunulan amaçların peşinde gidiyorlar. Kendi amaçları peşinde değil, anne babasının arzu ettiği şekilde bir hayatı veya işte toplumdaki belli törelerin ışığında bir hayat veya işte belli inançlarının ışığında bir inanç. Ama aslında hiçbirisi, çoğumuz durup da bir bu benim istediğim hayat mı? Bu benim istediğim tercih mi? Ben gerçekten bunu mu yapmak istiyorum sorusunu sormuyor bile. Dolayısıyla ne oluyor? Bize verilmiş, bize sunulmuş bir takım hayatları yaşamaya devam ediyoruz.
Daha da kötüsü, bunu yaparken kendimiz için değil, başkaları için yaşıyoruz ve bunu da bir erdem sayıyoruz. Ve ne yazık ki bu erdem en çok da bizi vuruyor. Kadınları fedakar, en çok da anneleri. Çocuklarım için, eşim için, evet. Ailem için. Anne nedir? Cennet annelerin ayakları, evet, altındadır. Ama belli tür anneler bunlar. Evet. Ne tür bir anne? Ben değilim besbelli. Nedir bu anne? Fedakardır. Çocukları için saçını süpürge yapandır. Yemez yedirir. Yemez yedirir, içmez içirir. Ne bu? Biyonik mi? Kadın değil mi bu? Hayır. Anne kadın olamaz. Ne demek? Kadınlık ve annelik. Birbirine uymayacak iki tane şey. Dolayısıyla bakın, dikkat ederseniz nasıl bir kıskaç altına alınıyor. Şimdi böyle bir durumda toplumsal bir takım baskılarla ve topluma uygun olarak yaşamak isteyen bir anne ve kadın olmak isteyen bir anne. Aynen. Nerede bulacağız biz bu dengeyi? Ve o noktada da kadının, annenin ya da insanın mutsuzluğu devreye giriyor. Mutsuzluk dediğimiz şey aslında gerçekten de çok basit bir şeydedir. Benim yapmak istediğim şeyi yapıp yapmadığımdadır. Bakın, ben genellikle, beni uzun zamandır tanıyorsun. Evet. Mutluyumdur değil mi? Evet. Genellikle olumlu da bir havam vardır. Evet. Etrafımda öyle bir izlenirim. Pozitif enerji. Ben de öyle hissederim. Geçen gün yolda yürüyordum durup dururken. Ay ne kadar mutluyum dedim. Sonra kendime, Allah'ım Kamuran sen kafayı mı yedin dedim kendi kendime. Ama hakikaten de öyle. Öyle. Mesele ne? Farkındasınız. Bu da çok bunun güzel. Bunun farkındayım. Farkındasınız. Mutlusunuz. Mutlu olduğunuzun farkındayım. Evet. Bunu dile getiriyorsunuz. Birden bir içsel sesi. Büyük bir aydınlanma. İçsel sesim böyle çıkıverdi. Annem ne kadar mutluyum. Dedim, sonra kafayı mı yedin Kamuran dedim. Ne oldu şimdi? Mutlu olmanın için ne gerek var? Yolda yürüyorsun. Mesele şu. Mesele şu, bunun, ve bu gerçekten felsefeden geliyor. Felsefeden korkmamamız lazım. Bunu yıllar önce Platon Devlet'te yazmış. Ve bu bizim şu. Mutluluğun yolu gerçekten de istediğin şeyi yapmakta. Özüne uygun şeyi yapmakta. Ne demek özüne uygun şeyi yapmak? Maslow'u duymuşsundur. Şu ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. İşte en altta fizyolojik ihtiyaçlar olur. Onun üstünde işte sevgi ve saygı, bağımlılık. En sonunda bütün bunlar karşılandığında der Maslow, kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır ve insanın aslında en çok onun için önemli olan ihtiyaç da bu kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır ve bu diğer ihtiyaçlar karşılandığında bu olur. Peki nedir bu kendini gerçekleştirme? Çok soyut, çok da heyecan verici görünen, evet, bir kavram. Ama işin de zaten püf noktası o kavramda. Kendini gerçekleştirme dediğimiz şey öyle çok büyük şeyler yapma, dünya çapında efendim ünlü olma, meşhur olma falan değil. Kendini gerçekleştirme benim gerçekten de özüme uygun, benim için gerçekten özel bir şekilde çok önemli olan, iyi hissettirecek bir şeyi yapıyor olmalıdır. Yani hayatımın seçimini kendi özüme uygun bir şekilde yapabilmem demek. En başa gelelim. Dedim ya, biz bu dünyaya geliyoruz. Ve bu dünyada aslında kendimizi seçimlerimizle var ediyoruz. İşte bu seçimleri ben bana dayatılanlar eşiğinde mi yapacağım? Anne babamın istediği bir takım okullara gideceğim. Onların istediği gibi bir hayat mı süreceğim? Yoksa onlarla birlikte ama aynı zamanda kendi arzuma uygun bir hayat mı seçeceğim? Hani ilkokul, lisede, 12. sınıf, 13. sınıf öğrencileriyle konuşma yaparken onlara hep şunu söylerim. Bir gözünüzü kapatın, bırakın ana babanızı, el alemi. Bir de bu el alem var, bak şimdi oraya tabii, girdik. Tabii, tabii. Benim de bu dalga inşallah takip edebiliyorum izleyiciler. El alemci bir kültür olmak çok tehlikeli. En önemli sorunlarımızdan biri o. Benim annemden ben çok duydum o lafı. Birçok benim el alem neden? Ve siz de yani duymuşsunuzdur. Kızım, ben senin işte şuraya gitmene izin vereceğim veya şunu giymene izin ama vereceğim ama komşular ne dersin? Ah bu komşular, ah bu el alem. El alemin çocuğu yüzünden kendi çocuklarımızı çarpıştırıp duruyoruz. Ve hep o el alem kafamızın bir köşesinde. Ben bu etekle çıkacağım ama acaba değerleri ne der? Ve bu nerede olursanız olsun fark etmiyor. Gerçekten fark etmiyor. Ben gerçekten az önce dediğin gibi marjinalimdir biraz. Giyimimle, kuşamımla, taktığım bir sürü baykuşlarımla. Ve bana üniversitede bir arkadaşımın dediği bir şeyi hatırlıyorum. Sen dedi en sonunda bana bir gün, kendine en iyi yakıştıran rüküşsün. Yani bir yandan bana rüküş diyor ama bir yandan da benim o kadar vurdum duymazlığımın sonucunda diyecek bir şey yok. Bir süre sonra insanlar alışıyor. Ama bunun için bir gerçekten de önemli bir fiyat ödüyorsunuz. Bir şey tırnak açıp bir şey sorabilir miyim? Tam böyle buradayken lafınızı balla kesip.
Şimdi siz dediniz ki o özünüz neyi istiyor dediniz ya. Evet, bütün gelemedim oraya da. Evet, çünkü aslında benim de kafamda o kadar her söylediğiniz cümle kendi içinde başka açılımlara müsait ve derinlikte. Ben de açık gidiyorum. Evet, şunu soracağım. Şimdi soralım yani hakikaten izleyicilere böyle kendi benim özüm ne istiyor? Şimdi bu sorunun cevabı belli bir yaşa gelmiş. Belki şu aşamada olan insanlar için o kadar zor bir soru ki çünkü... Bunu özün ne istediğini bilebilmek için birincisi gerçekten o kabuklardan, öğretilerden, el alemden, işte anneden, babadan, sosyal hayattan, paradan, puldan, çağdan şöyle her şeyden bir arınmış olmak gerekiyor ki samimiyetle neyi? Çünkü ben hep şunu diyorum yani sevgili izleyiciler aynaya bakıp da gerçekten ben ne istiyorum mu samimiyetle söyleyebilmek çok büyük bir şey, çok zor bir şey. Yani söylerken evet. Hani kendimize bile çoğu zaman yalan söyleriz aslında. Aynen öyle. Çoğu kere de bilmeyiz aslında. Benim orada demek istediğim şu. Şeyi düşün. Bir hepimiz aslında doğduğumuzda içimizde bir potansiyelle doğuyoruz. Evet. İşte mesele budur. Ben bu potansiyeli gerçekleştirebilecek miyim? Gerçekleştiremeyecek miyim? Bir meşe palamudu aslında potansiyel olarak bir meşe ağacıdır. Evet. Eğer o meşe palamudu uygun ortam bulursa meşe ağacı olacaktır. Nedir o uygun ortam? Toprağa düşecek işte hava, su, güneş. Eğer orada geçerken benim genç kızlıkta pelit gibi kesin bir saçlarım gibi gezen bir genç kız onu bulup da ay bu ne güzelmiş deyip alıp evinin odasına götürüp de kütüphaneye koyduğunda meşe palamudunun bütün potansiyelini kırdık. Aynı benzetmeyi insana getireceğim. Hepimiz bir potansiyelle doğuyoruz. İçimizde kendimizi en iyi şekilde ortaya çıkarmaya ilişkin bir enerji var. İşte bu enerjiyi aile ortamı ve toplum beslerse ben onu ortaya çıkarabilirim. Kendini gerçekleştirmek budur. Yani aslında kendine uygun işi yapmaktır. Yaptığın işi seviyor musun? Pazartesi sendromu diye bir şey var. Pazartesi sendromu niye bu kadar yaygın? Çünkü etrafımızdaki milyonlarca insan. Üstünün dünyadan, bir işi yapıyor. Evet. Benim tamimden beri gelmeye çalıştığım şey bu. Aslında gerçekten şöyle bir ben bakıyorum. Annem baban. Sevmiyorsun veya sevmiyorsun. Bir süre sonra gidiyorlar hayatından. Çocukların bir süre sonra büyüyorlar, gidiyorlar. Sevmediğin bir kocayı veya karıyı boşuyorsun. Ama işi yapışıyor sana. O işi ömrünün sonuna kadar yapıyorsun. Çünkü o senin gelirini sağlıyor. Onun için insanın sevdiği işi yapması çok önemli. Çok önemli. Aslında mutluluğunun en önemli kaynaklarından birisi. Peki çalışmayanlar için diyelim. Evet, iş önemli bir faktör. Şimdi buradan çalışmayan, bu sohbette hiç hayır, çalışmayan var mıdır Duygu? Doğru mutlaka üretiliyor sürekli bir şeyler. Hani çalışmayan deyince kimi söyledin? Ev kadınlarını mı? Aslında evet yanlış bir tabir oldu. Hani biz çalışmayı direkt maddesel bir karşılıkla örtüştürdüğümüz için böyle bizim bile artık beynimize, bilincimize bu şekilde yerleşmiş. Şunu sormak isterim. Ben bu sohbette bizi dinleyen insanlara aslında biraz çözüm önerir, bir bakış açısı oluşturup da biraz daha hani başlarını çevirip evet ya ben bunu deneyebilirim aslında, ben bunu yapabilirim aslındayı da yaşatmak ve dedirtmek istiyorum. Biz evet ana çerçeveyi evet çiziyoruz ama onlara ne şöyle yapalım? Bir yolun kapısını da bir açalım. Hani kedi misali Alice Harikalar diyen de en azından onlara bakın bu yol var ve bu yollara girebilirsiniz cesaretini, hissiyatını, düşüncesini, önerilerini sunmak isterim. Bir tane var. Benim bir tane tavsiyem var. Kendim içinde yaptığım tek bir şey var. O da kendim için bir şeyler yapmayı seçmek. Gerçekten biz hayatın o akışı içerisinde özellikle de ben gerçekten yani burada azıcık da feminist damarım kabarırsa da kabarsın. Kadınlar açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz özellikle bizim toplumumuz açısından bakacak olursak kolektivist bir toplum olarak biz bir kadının kendisini başkalarına göre ayarlayıp o şekilde bir yaşam tarzı geliştirmesini yani kendi bilini çocukları, kocası, ailesi için feda etmesini destekliyoruz. Evet. Böyle bir şekilde yetiştiriyoruz genç kızlarımızı. Onları öncelikle bir anne olmak üzere yetiştiriyoruz. Anne de işte az önce söylediğimiz o kalıplar içerisinde sahip olmalı, iyi bir oluyor. Anne. Evet. Dolayısıyla nedir? Özellikle kadın olarak biz kendim için bir şey yapmak konusunda çok beceriksiziz.
Çok. Bu aklımıza bile gelmiyor. Evet. Ve bu bizim için çok uzak bir düşünce. Fakat o zaman da ne oluyor? Sürekli başkaları için yaşıyorsun ve işte özellikle de orta yaşta dikkat edersen panik ataklar veya efendim depresyon belirtileri orta yaşlı ev kadınları arasında çok fazla çıkıyor. Çok bunun canım. Bir tek sebebi var. Nedir? Çocuklar artık büyümüştür ve uzaklaştı. Veya başka şehirlerdedir. Hı-hı. Artık iş bulmuşlardır, evlenmişlerdir ve onlar için yapacağı çok fazla bir şey kalmamıştır. Kocanın da tam andropoza gireceği dönemlerdir. Sıkıntıların yaşanmaya başladığı bir süreç. Şeyindedir. Ve şimdi o noktada kadın birdenbire ne olacak belki şimdi? Bir için yaşayacağım. Evet. Kendisi için ama kendi yok. Hiç kendi olmadı. Dolayısıyla bence işin sırrı kendin için bir şeyler yapmayı en yakın zamanda, en kısa zamanda seçmek ve o konuda bir şeyler yapmak. Çok uzağa gitmek gerekmiyor. Bir spor kulübüne yazılmak bile yeterli. Kendim için spora bir şey gidiyorum yapıyorum. Demek. Evet. Kendim için spora gidiyorum. Kendim için bir dernekte, bir yardım kuruluşunda çalışıyorum. Fakat ben gerçekten de, hani burası senin program nefis, gerçekten. Sağlıklı bir yaşam ve sabah keyfi için biz buradayız. İşin özü gerçekten spordan da bitiyor. Spor yaptığımız zaman, farkında bile olmadan mutluluk hormonu dediğimiz serotonin salgılıyoruz. Elimizde olmadan kendimizi iyi hissediyoruz. Dolayısıyla ben bir kadın ve kendim için ben mesela bunu yaptım. Yaklaşık 40 yaşları civarında şimdiki yaşım ortaya çıkmasın. Hala öyle görünüyor. Hala öylesiniz. Hala orada sabitlendim. Böyle bir karar verdim ben. Gerçekten kötü bir dönem yaşıyordum. Evde sıkıntılarım vardı. Okulda sıkıntılarım vardı. Ve o zaman dedim ki ben bir şey yapmam lazım kendim için. Yoksa hakikaten ben kendimi kaybediyorum. Ve depresyonun eşiğindeydim. Spora başladım. Sabah sporuna başladım. 68'lerde oturuyor. 68'ler ormanı vardır. Evet, Çağdaş kentte. Evet, evet. Her sabah saat 6.30-7 civarı oraya gidip günde bir saat koşmaya başladım. Hayatımın dönüm noktasıdır. Hayatımın dönüm noktasıdır. Ve ondan sonra her seferinde ve her yıl mesela ben her yaş günümde kendime bir hediye alırım. Kimsenin hediye beklemeden önce kendime hediye alırım. İyi ki doğmuşsun Kamucuğum derim. Kendime. Bu çok önemli bir şey. Kendimize bir şey yapmak. Kendimiz için bir şey yapmak. Çünkü önceden varım. Biz bunu hayatın meşgalesi içinde unutuyoruz. Zaten biz yoksak hiçbir şey aynen, yok. Aynen aslında ben yoksam. Hayatın anlamı da yok. Gerçekten. Nesnenin, kişinin anlamı aynen, da yok. Aynen. Nahsettin Hoca'ya sormuşlar. Bizim büyük bilgemizdir o. Demişler ki, hoca kıyamet ne zaman kopuyor? Çok güzel söylemiş. Demiş ki, küçük kıyamet karım öldüğünde, büyük kıyamet ben öldüğümde kopuyor. Meselenin özü budur. Ben yoksam hayat yok. Kıyametin anlam o yok. Anlamda işte. Anlam yok. Çok anlam doğru. Benimle var. Yoksa o da yok. Vallahi hayatın anlamını konuşmaya devam edeceğiz ama Rejde uyarıyor sevgili izleyiciler. Reklam arasına gideceğiz ama reklam arasına gitmeden önce hemen kısaca çok burada bir sürü bir şeyler yaptık. Şimdi ne yaptık? Şunu gösterelim mi? Tabii. Aman ne güzel küçük piliçrolarımı Atalay yaklaştır böyle. Herhalde servisi de böyle yapsak çok şirin oluyor değil mi? Çok canlı, artistik bir şey oldu. Açacağız. Evet. Peki ne yaptık? Bunun içerisine piliçlerimizi koyduk. Rulolalı, kaşar, baharat. Folyoyla iyicene sıktık. Ve ocağa koyduk. Şimdi ocakta böyle bu için 20 dakika yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Bir yanda da tavamızda soğanımızı, biberlerimizi kavurmaya başladık. Kavurmaya az başladık. Sonra ıspanağımızı atacağız. Of, nefis bir garnitür olacak yanında. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Şimdi sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ama reklam arasından sonra hani şu tam da böyle bahsediyoruz işte o beklentiler içinde ve bu beklentiler ya da başkaları için yaşamakta zannediyorum ki hayatta hep işte sen suçlusun, senin yüzünden mutsuzum diye mutsuzluğumuzu da dışarıya akıtmamıza ve sebep bulmamıza neden olacak. Derinlemesine konuşacağız ama önce kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra buradayız efendim.
yapıyorsunuz? Avaya, TTNET, Türk Telekom markaları birleşiyor amcacığım. Yani her yere fiber gücü geliyor. Dursun abi, fiberlemiş su. Bir de usta fiberliyor. Avaya, TTNET ve Türk Telekom markaları birleşiyor. Bu birleşmeden fiber gücü doğuyor. Oo, sen de mi Snyder? Tabii ki, ben de fiberliyorum. ...1988 yılından günümüze Mersin'de faaliyet gösteren Hacı Baba Restorant, 600 metrekarelik mekanı, 300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Hacı Baba Restorant 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlamaktadır. Hacı Baba Et Lokantası şimdi Yenişehir'deki yeni şubesiyle yeni tatlar tattırmak ve yeni dostluklar kurmak için sizleri bekliyor. Hacı Baba. Lig TV'de muhteşem kampanya. Bu kampanya kaçmaz. Evet, ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyiciler, müthiş bir fırsat ile karşınızdayız. Siz de Dijitürk'üm olsun istiyorsanız tam zamanı. Dijitürk'ün renkli dünyasına sizler de davetlisiniz. İşte kampanya. Bu sezonun tüm maçları günde sadece 1.3 TL. Yanlış duymadınız. Tüm şampiyonluk mücadelesi 3 Ağustos'a kadar tam %50 indirimli. Hemen arayın. Futbol severler. Van Persie'li, Nani'li Fenerbahçe. Gomez'li, Quaresma'lı Beşiktaş. Schneider'li, Podolski'li Galatasaray. Embiyalı Trabzonspor. Joshua'lı Bursaspor. Etolu Antalyaspor. Ve ligimizdeki diğer tüm yıldızları izlemek için hemen arayın. Sizlere sunduğumuz bu fırsatta ister tüm lig maçlarını, ister şampiyon olmuş 5 takımı, İsterseniz taraftarı olduğunuz takımın tüm iç ve dış saha maçlarını evinizin konforunda izleyin. Sizlere özel fırsattan yararlanmak için hemen arayın. Dijitürk'ün hediyeleri bitmiyor. Sizler de futbola yatıp futbola kalkıyorsanız bizlerden Arda Turan'lı, Messi'li, Neymar'lı Barcelona'lı, Ronaldo'lu, Benzema'lı, Real Madrid'li İspanya Ligi'ni bir ay boyunca hediye ediyoruz. Dünyanın en çok izlenen ligi, İngiltere Premier Ligi de bir ay hediye. Futbola yatıp futbola kalkıyorsanız bir ay boyunca Fransa Ligi, İtalya Ligi, Rusya Ligi, Brezilya Ligi de hediye. Formula 1 severler, sizleri de unutmadık. Artık Formula 1 de Dijitürk'te. Bu heyecana sizi de ortak ediyoruz. Ve bir ay boyunca Formula 1 sizlere hediye. Ben basketbol maçlarını da izlemek istiyorum diyorsanız işte fırsat. Bu kampanyada bir ay boyunca basketbol ligi de bedava. Bu eşsiz fırsat için hemen arayın. Maç saatinde yolda mısınız? Ama takımınızın maçını da kaçırmak istemiyorsunuz. Üzülmeyin. Bir ay boyunca mobil lig de hediye. Bulunduğunuz yerden ister tablet, isterseniz akıllı telefonunuzla hemen maçları izleyebilirsiniz. Kurulum yaptırmak da çok basit. Bir telefonla hemen uzman ekip arkadaşlarımız geliyor, evinizde hiçbir düzeni bozmadan tüm kurulumu yapıyorlar ve Dijitürk'ün renkli dünyasını izlemeye başlıyorsunuz. Sizlere sunduğumuz tüm bu hediyeler ve fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey hemen aşağıdaki numaraları arıyorsunuz ve izlemeye başlıyorsunuz. İyi seyirler.
Efendim tekrar merhabalar, kucak dolusu sevgiler, ekranlarını yeni açan Sabah Keyfi izleyicilerine, tüm Türkiye'ye, Kıbrıs'a, tüm dünyaya merhabalar. Bugün böyle bir enerji hissediyorsunuz değil mi? Bugün çok stüdyomuzda da mutfağımızda da güzel bir enerji, güzel bir atmosfer var. Neden olmasın? Çünkü bugün hayatın anlamından, mutluluğu yakalamaktan bahsediyoruz. Yeni açan izleyicilerimiz için konuğumu tekrar tanıtayım. Bugün Toros Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Kamuran Elbeyoğlu efendim konuğum. Mutfağımızda da yemek pişiyor. Mutfağımızda ne pişiyor? Sen söyle Ersin Usta. Kaşarlı mini pirinç sarma. Duyduğunuz gibi kaşarlı mini pirinç sarmamız pişiyor. Ekranı kaçıranlar yarın tekrar var orada izlersiniz. Güzel, lezzetli. Bence kalorisi de oldukça düşük. Keyifli bir yemeğe benziyor. Az sonra biz de tadacağız. Şimdi nerede kaldık? Nerede kaldık? Beklentilerde kaldık. Şimdi hayatta sevgili izleyiciler böyle hepimiz yaşıyoruzdur değil mi? Bir şey olur mutlaka böyle bir işte ben senin yüzünden mutsuzum, senin yüzünden işim olmadı. Böyle genellikle işte sencil hayatta yaşadıklarımız, başımıza gelenleri böyle bir başkalarına bağlayıp, nedenlerini başkalarına bağlayıp, ha bu noktada mutlu olursak da onlardan, mutsuz olursak da onlardan gibi bir durum söz konusu olup beklenti içerisine gireriz hayatta. Gelelim beklenti konusuna. Derin bir mevzu. Ama Duygucuğum bundan daha güzel açıklanamazdı. Teşekkür ediyorum. Tam da demek istediğim buydu. Aslında bir önceki segmentte konuştuğumuz her şeyi özetlemiş oldum. Dedin ki mutluluğu da mutsuzluğu da onlardan gelecek bir şey gibi algılıyoruz. İşte işiniz de o. Ben de hep neyi demeye çalışıyorum? Mutluluk da mutsuzluk da aslında benden geliyor. Beklenti konusu hakikaten çok temel bir konu. Ve bu konuda yani beklentilerimizin aslında bizim ızdıraplarımızın, mutsuzluğumuzun temeli olduğu hususunda hem antik çağ felsefesi hem de uzak doğu bilgeliği çok güzel birleşir. Aynı şeyi söylerler. Biz aslında dışarıya, insanlara, olaylara, durumlara ilişkin beklentiler geliştirdiğimiz için üzülürüz. Üzüntülerimizin, ızdıraplarımızın sebebi beklentilerdir. Ve aslında mesela ne olur? Diyelim bir sepetliğe gitmeyi düşünüyorsun. Ve ay bütün hazırlıklarını yaptın. Ay bir hava döner, bir fırtına. Çok üzülürüz. Bak yıkılırız. Ben evet. Pikniğe gidecektim. Şimdi burada aslında benim pikniğe gidememe sebep olan kötü hava yani. O hava her an dönebilir. Evet. Her an değişebilir. Ama tercih yapan giden benim. Üzüntüm nedir? Üzüntümün sebebi benim aslında havanın hiçbir şekilde bozulmayacağına dair olan saçma sapan inancımdır. Evet. Bu da mesele. Ve efendim beni seviyorsa bana çiçek getirecek. Peki akıl etmiyor. Sen söyle getir bana çiçek de. Beni seviyorsa bana çiçek getirmeni istiyorum de. Efendim şu oğlum efendim sınavı kazanamazsa dünyanın sonu olur. Niye? Bir sınav daha yok mu? Herkes üniversiteyi okumak zorunda mı? Kızım illa mutlaka en iyi Anadolu Üniversitesi'ne girmeli. İkinci Anadolu Üniversitesi'ne girse ne olur? Anadolu Üniversitesi'ne girmese ne olur? Anlatabiliyor muyum? Biz ne yapıyoruz? Çocuklarımız için, kocamız için, insanlar için, şunun için, bunun için, bunu bana böyle yapmalı, bu böyle olmalı, bu şöyle olmalı. Dolayısıyla ben onun benim arzu ettiğim şekilde davranacağına dair kesin bir inanç geliştiriyorum. Ondan sonra da o şekilde davranmayınca bütün dünya yıkılıyor. Çünkü alternatifsiz düşünüyor. Beklenti geliştirmenin sonucu alternatiflere kapalı olmamızdır. Hayatımızı tek bir şeye adamaktır. Oysa hayat insana çok bir sürü seçenek sunar. Hayat insana bir sürü alternatif sunar. Ama eğer ben sürekli başkalarına bağlı bir şekilde hayatımı yaşıyorsam o zaman o alternatifleri göremem. Alternatifleri görebilmem ve onlara yönelebilmem için benim öncelikle kendim olmam gerekiyor. Meselenin özü budur. Beklentilerden onun için sıyrılmamız çok önemlidir. Çünkü beklentiler bir süre sonra da bağımlılığa dönüşür. Bakın bağımlılık ayrı bir şeydir. Bağımlılık ayrı bir şeydir. Sevgi ve mutluluğumuz bir başkasıyla olan beraberliğimizdeki bulacağımız o temel sağlam ilişki benim o kişiye bağlı olmamdan ve onun bana bağlı olmasından kaynaklanır. Bağımlılığımızdan kaynaklanmaz. Bağımlılık nedir?
bağımlılık benim senden başka herhangi bir şeyi dışarı çekin, kabul edememdir. Yani tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeye odaklanmaktır. Evet. Oysa bu çok saçma. Evet. Hayatta tabii ki odaklanmamız gereken şeyler vardır, evet. Ama odaklanmamız gereken şeyler hayatımızın merkezi değildir. Hayatımızın bir tek merkezi vardır. Kendimiz. Özünüz. Özümüz. Özüme uygun davranmak. Bakın varoluşçular bu konuda birçok iyi yol gösteriyor. Rolla May der ki bizler üç bağlamda yaşarız. Hayatımızı üç bağlamda sürdürürüz. Nedir? Bunlardan bir tanesi fiziksel çevredir. Yani benim sahip olduklarımdır. İşimdir, evimdir, yiyeceklerimdir. Sahip olduğum şeylerdir. İkincisi nedir? Benim sosyal ortamımdır. Biz sosyal varlıklarız. Evet. Üçüncüsü benim özbenliğimdir. Şimdi biz bu üçünü birbirinden ayırırsak veya biri diğerlerin üstüne çıkarsa o zaman sorun var demektir. Hmm. İnsanın kendi özünün, bu üçüncü merkezin gerçekten de anlamlı bir bütün oluşturabilmesi fiziksel çevre ve sosyal çevrenin bunun etrafında örülmesiyle mümkündür. Baksana fiziksel çevreyle sadece fiziksel çevrede yaşayan birisiyle sosyal çevrede de insanlarla birlikte var olan biri arasındaki farkı anlatan çok güzel bir şarkıyı hatırlatayım. Lütfen. Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika. Bir dakika. Hatırlıyor musun? Orada ne der? Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Sevişmek işin fiziksel yanıdır. Eğer sadece ona kalırsan o zaman diğer insanları bir araç gibi görürsün. Evet. Bir erkek için sen bir cinsel nesnesindir. Bir kadın için erkek sadece bir para aracıdır. Evet. Bana bunu yapmalı, bana şunu ya, evi de üstüme yapmalı. Evet. Efendim benim evimde gençler gibi gezmeli diye baktığın zaman sen sadece fiziksel açıdan bakıyorsundur. O bir ilişki değildir, o bir sevgi ilişkisi değildir orada. Maddesel bir bağımlılık ya da bu zaten işte bizim sevgi, aşk dediğimiz şeyle, özellikle de sevgiyle zaten cinsellik arasındaki o ayrımı da getirir. Evet. Mesele tam budur. Sevgidir beni bir başka insana bağlayan. Bağımlıkla değil. Biz genellikle bu bağımlılık ve bağımlılık konusunda karıştırdığımız için işleri beraber olduğumuz kişilere bağımlılıklar geliştiriyoruz. Evet. Beklentiler oluşturuyoruz. Evet, evet, ve onları sanki sahip olduğumuz nesnelermiş gibi görmeye başlıyoruz. Kocam benim nesnem değil, kocam benim sahip olduğum bir şey değil, karım da, çocuklarım da değil. Evet. Benden çok da ben öyle düşünüyorum. Ya ufacık bebe sen daha benden doğdun bana laf ediyorsun. Edecek tabii çünkü o bir başka birey. O bir ayrı insan. O da kendini var etmek zorunda olan bir birey. Sana tabii ki kendini ortaya koymak için bir şeyler söyleyecek. Ama sen bunu kendi ruhuna bir tehdit olarak alıyorsan o zaman bir durup düşünmen gerekiyor. Ben bu çocuğumu acaba çok fazla bağımlı mı yapıyorum? Kendimi çocuğumu çok mu bağımlı yapmışım? Çocuğumu kendinden ayrı bir birey olarak düşünemiyor muyum? Bunu sormamız gerekiyor. Dolayısıyla mutsuzluklarımızın büyük oranda kaynağı çok da güzel söylediğin gibi bu beklentilerimiz. Ve beklentilerimize olan aşırı bağımlılıklarımız. Onun için onlardan ne kadar kurtulursak mutluluk yolunda, kendimiz olma yolunda o kadar adım atarız. Çünkü Yavrum Hocam, yani şimdi hazır tabii hep böyle mutluluk, sevgi, aşk hani bireysel, hani insansal boyutta genellikle düşünülüyor ya. İşte şimdi önümüzde sevgililer günü biliyorsunuz. Ama şimdi ne kavgalar olur, ne mutluluklar olur ya da ne tartışmalar yaşanır. Neden işte sevgililer gününde bak o bana çiçek getirdi, böcek aldı vesaire oldu. Aslında biraz önce açıkladınız hani bunun gereğini, nedenini. Şimdi gelelim hani aşk ve sevgiye, böyle tabii zamanımız o kadar az ki hani çok konsantre böyle süzülmüş bir kısa bir diyalog olacak ama şimdi biz hani aşkı, sevgiyi de bu bağlamda farklı görüp, farklı algılayıp, farklı değerlendiriyoruz. Hani tarlaya ektim işte ne bileyim soğanı, bekleyecek işte büyüyecek, ben de mutlaka ondan soğan toplayacağım. Ben çünkü sana zamanında bunu yaptım, şimdi işte karşılığında da bunu almam lazım. Hoş, yine beklentiler devreye giriyor. Maalesef. Şimdi bu aşk ve sevgide de
Hani biraz böyle tabii şeye gidiyor, belki hani sufiliğe gidiyor, belki şey hani bu hiçlik, bu karşılıksız, bu sadece saf sevgiyi, özü yaşayabilmek. Şu aşkı, sevgiyi de biraz anlatsanız bize ucundan. Allah'ım, bulsaydık. İşte bulsaydık dediğimde iş bitti zaten. Değil mi? Bulunacak bir şey değil. Az önce söylediğim gibi aşk bulunacak bir şey değil. Şimdi aşk ve sevgi birbiriyle bağlantılı ama aslında bence birbirinin ayrılması gereken iki tane kavram. Evet. Aşk aslında gerçekten de çok yoğun bir tutku hali. Yani o biyolojik boyutu var mı onun? Aşkın aldatmanın hepsinin biyolojik boyutu var. Kesinlikle. Yani aslında enteresan bir şekilde beni aşık eden hormonla ormanda bir ayı gördüğümde kaçmamı sağlayan hormon aynı şey. Güzel. Güzel. Buradan birçok hani yeni tabirle kefsler çıkabilirdi. Dolayısıyla benim karşımdaki o aşk dediğimiz şey gerçekten de çok yoğun bir şekilde biyolojik bir çekimdir aslında. Hı hı. Ve aslında aşk gerçekten de büyük oranda cinseldir. Çünkü ben karşımdaki kişiyi gördüğümde onun ruhunu muhunu görmüyorum. Gördüğüm beden, arzuladığım beden, sahip olmak istediğim beden. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Aşkın böyle bir boyutu var ve çok yoğun bir tutku hali. Çünkü sürekli olarak o mutluluk hormonu böyle salgılanıyor ve başka bir şeyle düşünemez hale geliyorsunuz. Allah'tan çok şükür ki aşk çok kısa sürelidir. Ve bizim o kafamızdaki o yoğun tutku geçtikten sonra karşımızdaki kişiyi olduğu gibi görebiliriz. Aşkta şöyle bir sorun vardır. Hani aşkın gözü kördür dedikleri şey gerçekten de doğrudur. Çünkü aslında aşık olunan nesne diyorum, bakın dikkat ederseniz. Çünkü bedendir o. Aşık olduğumuz kişi, benim aşık olduğum nesne benim idealleştirdiğim şeydir. Ben gerçekten senin ruhuna hastayım, aşığım lafı hikayedir. Yok, yalan. Nereden? Çünkü aşkta onu yapacak zaman yok. Onu yapabilecek durum da yok çünkü evet. Ben havalardayım zaten. Evet. Dolayısıyla aşkta ben karşımdaki kişide idealleştirilmiş bir şey görürüm. Ve o idealleştirdiğim şeye aşık olurum. Fakat bir süre sonra o aşırı tutku hali geçip de normale döndüğümde idealler tabii ki gider ve kişi tüm çıplaklığıyla karşıma çıkar. Sevgi bu noktada girer. Evet. Sevginin özünde aslında bağlılık ve beraberlik vardır. Hı hı. Bakın bağlılık değil, bağlılık. Aşkta bağlılık vardır. Evet. Aşkta ben tutkulu bir şekilde ve körü körüne karşımdaki nesneye bağlanırım. Onsuz yapamam. Evet. O benim hayatımın her şeyi. Bu aşk. Bağlılığımdan kurtulduğumda ve karşımdaki kişiyle ben beraber olma yoluna adım attığımda sevgidir. Dolayısıyla sevgide biz farklı bir sürü sevgi türlerinden bahsediyoruz. İşte benim romantik bir şekilde ilişkide bulunduğum kişi romantik aşk, romantik sevgi dediğimiz şeydir. Ama arkadaşça sevgi de var. İşte benim sana duyduğum sevgi arkadaşça bir sevgidir. Veya efendim hayvanlara, doğaya duyduğum sevgi var. Dolayısıyla sevgi bu anlamda çok daha kapsayıcı bir şeydir. Ve daha aslında baktığınızda içerikli ve yoğun. Kesinlikle. Aynen öyle, ilişkileri sürdüren sevgidir. Sevgidir. Aşk değildir. Hı hı. Ve ben bu konuda gerçekten büyük ustamız Erik Fromm'a dayanırım. Onun çok güzel, herkese de tavsiye ederim bütün dinleyicilerimize. Sevgi, sevme sanatı diye küçük güzel bir kitabı vardır. Orada Erik Fromm sevmeyi pek güzel anlatır. Der ki, sevmenin der dört bileşeni vardır. Bu bileşenler nedir? Bilgi, ilgi, sorumluluk, saygı. Gelelim biraz bunları açmaya. Biraz açalım, evet. Biraz açalım. Saygı. Benim en çok üstünde durduğum şey ve bizim toplumumuzda en eksik olan şey, en fazla eksik olan şeylerden biri de gene özellikle kadınlarımız için ne yazık ki ben bunu söylemek zorundayım, özsaygı. Özsaygı. Kendimize saygımız yok. Hı hı. Ki başkalarına olur. Ama benim kendime saygı duyabilmem, kendimi değerli bir birey olarak görebilmem için benim işte ta ilk baştan beri konuştuğumuz o güzel dengeyi, ben olabilmeyi, toplumla birlikte ben olabilmeyi başarmam lazım. Mesela bir ben olabilmeyi başarmak gerçekten de. Saçımı süpürge etmekten kurtarıp saçımı kendim için ve piska saçlarımı taramak gerekiyor. Saygıda mesela biz ne diyoruz? Andımızı hatırla. Büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek diyorduk. Şimdi ben büyüklerimi sevmeyeyim mi? Küçüklerimi saymayayım mı? Ama öyle. Biz küçüklerimizi saymıyoruz. Çocuk neyini sayacak? Evet, olur mu? Oysa saygı nedir? Saygı bir tek şeydir. Saygı karşımdaki kişinin de kendine özgü bir birey olduğunu ve onun değiştirilemeyeceğini, onu değiştirmem gerekmediğini
anlamaktır. Bu kadar basit. Çocuğum bir bireydir. Benim onu değiştirmem gerekmiyor. Benim sadece onu desteklemem, onun potansiyel ortaya çıkarmak için desteklemem gerekiyor. Aşk ilişkisinde bunu yapıyoruz. Ben bir adamı seviyorum, onunla evleniyorum. Onu severken ben onu olduğu birey olarak sevdim. Nedense bir araya geldikten sonra, evlendikten sonra onu değiştirmeye kalkıyorum. Onunla görüşme, bununla görüşme, bunu yapma, bunu etme. Erkekler için de aynı şey. Beni ben olduğum için seviyor. Beraber olduktan sonra bunu giyme, bununla görüşme. E ne bu? Sen beni böyle sevdin. Niye şimdi değiştirmek istiyorsun? Çünkü sana sahip oldum artık. Sen benimsin. Görebilir misin? Saygı yok. Saygısız bir sevgiyi sahiplenmeyi getirecektir. Mesele tam da odur. Sorumluluk nedir? Sorumluluk benim senin hizmetine açık olmamdır. Ne demek bu? Senin hizmetin olmam demek değil. Ama senin ihtiyaçlarına açık olmamdır. Empati. Sorumluluk empatidir. Empati de benim senin içinde bulunduğun durumu anlayıp o duruma göre sana yardım edebilmek için uğraşmam. Bu güzel bir tanımlama. Bence farklı da bir tanımlama. Çünkü sorumluluk olarak genelde eminim ki birçok izleyicimiz de benim gibi düşünüyoruz. İşte sorumluluk, sonra işte çocuklara bakmak lazım, ev, işte kazanmak, ne bileyim işte ailenin ihtiyaçlarını gidermek, sevgi ihtiyacını vesaire. Hep daha çok, belki sevgi ihtiyaçları bile daha üst boyutta kalıyor. Yani daha çok maddesel sorumluluk olarak bunlar algılanır ama sizin tanımladığınız empati başımızı direkt farklı bir yöne çevirmeye sevgi gerektiriyor. Sevgi de sorumluluk budur. Ben sana senin ihtiyaçlarına duyarlı olabilmek için empati geliştirmek zorundayım. Sorumluluk seni budur. Anlamaya çalışmalıyım. Seni anlamaya çalışmalıyım. Senin duygularını anlamak zorundayım. Seni anlamak demek senin duygularını anlamak. Ama ben önce kendi duygularımı bileyim. Evet. Kendimden bir haberim ben. Evet. Mesela o. Az önce dedin ya biz hep dışarıya seni onunla suçluyoruz, bunu suçluyoruz. Ben seni suçladığımda aslında kendi duygularımın haberim olmadığım için direkt seni sana suçluyorum. Geliyorum. Mesela odur. Üçüncüsü ilgi. İlgi göstermediğimiz şeyler solar. İlgi göstermediğin çiçek solacaktır. Tabii. Dolayısıyla sevdiğin nesneye karşı ilgilenmek zorundasın. Ama hepsini birleştiren nedir? Bilgi. Ben senin sorumluluğunu alabilmek için ve sana ilgi gösterebilmek için sana nasıl ilgi göstereceğimi bilmem lazım. Yani seni bilmem lazım. Seni ve tanımam lazım. Ama iyi. Seni tanıyabilmem kendimi tanımamla ben biraz önceki o farkındalık sözü aslında burada devreye giriyor. Dediniz ya yolda yürüyordum. Aa Kamran ne kadar mutlusun dedin diye. Bu gerçekten çünkü siz o kendi bildiğiniz farkındalığınız olan mutluluğu da aslında çevrenize yansıtıyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Neyseniz olsunuz aslında yansıtıyorsunuz. Yansıttığımız şeyizdir. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bu dördü birleşirse ortaya sevgi çıkar. Ne güzel. Birisi eksik olsun o sevgide bir sorun vardır. Ya sahiplenici sevgidir. Ya işte farklı bir şeydir ama evet. Asla esas olması gereken sevgi lezzeti yakalayamaz. Tıpkı yemekte olduğu tıpkı gibi. Tıpkı yemekte değil mi? Olduğu şimdi gibi. Oraya Ustamın böyle bağlayalım mı? Çünkü ben benim gözüm gibi. Bir yandan saate kayıyor. Böyle zaman ne kadar çabuk geçiyor. Su gibi evet, vallahi geçiyor. Doğru. Değil mi? Bu arada şöyle tabii ben şimdi bu emeği de böyle göstermeden edemeyeceğim. Gerçekten nasıl ama? Allah'ım az Allah'ım. Sonra tadacağım. Çok heyecan verici. Gerçekten görsel güzel. Bir şey. Allah. Şöyle ne oldu? Gel de şimdi mutlu olma. İşte mutluluk değil burada. Bu kadar işte. Bakın şöyle sevgili güzel bir yemekten şimdi biz tabağı görecek. Allah'ım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Hem bu benim tabii kişisel görüşüm ama hani hayatta böyle bir şeyleri farkında olmadan tüketiyoruz ya. Hani bunun en basit örneği yemek de. Yani her gün sofraya oturuyoruz. İşte ne bileyim çayımız, peynirimiz, zeytinimiz, akşam etimiz, yoğurdumuz, sütümüz neyse önümüzde ne varsa. Bir şekilde fiziki bilinçaltına artık motorize yiyoruz. Karnımız doyuyor. İşiyoruz aman çok şişti bir nane. Bir de hani farkında olarak yaşamak, zevk alarak. Hani o lokmayı gerçekten ağzınıza aldığınızda aynen. Her bir gurme edasıyla aynen. Sadece bir an bile bu farkındalığı yaşamak, yemeğe bağladım sevgili izleyiciler ama hani hayatta çok doğru. Her şey her kesinlikle anda doğru bazen nefes aldığınızı hatırlıyor musunuz? Nefes alıyoruz değil mi? 24 saat nefes almadan geçemediğimiz bir salise bile yok. Her an nefes alıyoruz. Ama nefes aldığımızı fark ediyor muyuz? Hayır. Ya da biriyle göz göze geliyoruz. Ya da çocuğumuz, eşimiz ya da hayatın akışı içerisinde. O andan anları farkına varıp da hissedip zevkine varmak değil mi? Yaşamak. Aslında şimdi bir baktığımızda hayat anlardan ibaret. Bak kaç dakikadır buradayız? Yaklaşık bir saattir. Evet. Yani bir sürü adı geçirdik.
An bir araya geldi ve şu anda şimdi konuştukça gidiyor. Dolayısıyla aslında hani carpe diem diye meşhur bir laf var. Anı yaşa. Çok doğru. Biz bakın gelecek geçmişten kopamayız. Geçmiş gerçekten de bizi taşıyan şeydir. Ve geleceğe ilişkin de elbette ki planlarımız olmalı. Çünkü onlar bizi hayata bağlayacaktır. Ama çoğumuz hayatı şu anı ıskalıyoruz. Neyle ıskalıyoruz? Ya geçmişteki bir takım keşkelerimize bağlanıyoruz. Evet. Ya da gelecekteki bir takım endişelerimize. Mesela tam da budur. Kierkegaard çok benim sevdiğim bir düşünürdür. Der ki hayat geçmişe dayanarak ve geleceğe bakarak ama şimdi de yaşanır. Mesela tam da budur. Ben geleceğe bakacağım ve geçmişe dayanacağım ama yaşadığım an şimdi. Eğer ben şimdiyi kaçırmazsam mutlu olmanın da olanağını kaçırmamış olurum. Çünkü şu anda benim aslında yapmaktan zevk aldığım şeyi yaptığım müddetçe ben mutluyum. Dolayısıyla nedir mesele? Yapmak istemediğin şeyleri yapma. Yapmak istediğin şeyleri de yap. Ama bunu da ayırt et. Stoacılar der ki, biz aslında der tasmalı bir köpek gibiyizdir. Dolayısıyla bir takım şeyleri değiştiremeyiz. Nerede doğdum? Anne babam kim? Nasıl bir rejimde yaşayacağım? Boyum, posum, genetik hastalıklarım değiştirebilir miyim? Değiştiremem. Veya en çok da değiştiremeyeceğim şeylerden bir tanesi hayatımın sonlu olduğu ve öleceğim gerçeğidir. Aslında bütün bizim anksiyetelerimizin altında ölüm korkusunun olduğunu söyleyen düşünürler de vardır. Ben de buna katılırım. Her ayrılıkta, her giden birinin arkasında biz aslında bir ölüm korkusu yaşarız. O ayrılık bize onu getirir. Dolayısıyla onun için büyük dehşete kapılırız. Fakat bu da değiştiremeyeceğimiz bir şeydir. Dolayısıyla Sultancı bize şunu der. Değiştiremeyeceği şeyleri değiştirmek için uğraşmak beyhudedir. Ve ızdırap kaynağıdır. Sana Tanrı akıl vermiş. Kendini mi değiştirir? Bu aklı şu şekilde kullanacaksın. Ben neyi değiştirebilirim hayatta? Neyi değiştiremem? Biz çoğu kere değiştiremeyeceğimiz şeyleri değiştirmeye kalktığımız için mutsuz oluyoruz. Nedir değiştiremeyeceğim şey? Çocuğumun istediğim gibi davranması, kocamın istediğim gibi bana bir şeyler alması, şunun yolunda gitmesi, bunun yolunda gitmesi. Ben şunu yapmalıyım da, bir şeylerin yolunda gitmesi veya benim arzu ettiğim şekilde gitmesi için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ama o noktada artık karşımdakine geçmiştir top ve karşımdaki benim arzu ettiğimin bambaşka bir yönünde davranma olanağına açıktır. O olanağa ben de açık olmalıyım. Orada yapabileceğim bir şey yoktur. İşte beklenti orada yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmektir. Mesela tam da budur. Aklını kullan. Aklını kullan diyoruz. Ama şimdi ben de böyle tabii sizi mecburi bir irade içerisine sokarak kendi isteklerini ama şimdi bu güzel leziz yemeği bir çok heyecanlandınız. Kesinlikle vallahi efendim. Ay ben bunu tadayım. Lütfen. Allah. Gerçekten görüntüsü de nefis oldu Ersin Usta. Sevgili izleyiciler en son ne yaptık? Şöyle bir yaptıklarımızı da anlatalım. Kamran Hocam bu nefis hazır yemeği tadarken ıspanak koyduk. Evet, biber, soğan. Hepsini ıspanağı kavurduk. Tabağa döktük. Üzerine bir kaşık yoğurt. Bir kaşık yoğurt. Tatlandırması için. Bu rulolarımızı böyle çok güzel çiçek gibi diziverdin oraya. Nasıl efendim? Yok böyle bir lezzet. Çok güzel. Hem de sebzeli. Afiyet olsun. Valla bütün kalbimle seviyorum sizi. Eyvallah. Valla aynı duyguları biz de buradan yolluyoruz. İşte şu anda mutluyum. İşte bitti. Budur ya. Biz de mutlu olduk. Değil mi? Bak biz de mutlu olduk. Demek ki benim mutluluğum. Gerçekten hayat böyle bir şey. Domino taşı gibi. Aynen. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Düşünüyorum. Kamran Hocam yanılıyor muyum bilmiyorum ama diyorum ya hayatın kendisi zaten inişler ve çıkışlarla tıpkı bir kalp grafiği gibi. Hani ne zamanki düz bir çizgi olur o zaman zaten bu dünyaya hoşça kalın demişsinizdir. O yüzden hayatı verdikleriyle aldıklarıyla, inişiyle çıkışıyla dibi görerek yukarı çıkarak kabul etmek herhalde çok doğru. En güzeli. Çok doğru. Bilgelik budur. Ve şu an hani evinde oturup izleyip bin bir türlü belki sıkıntısı, hastası olan, ekonomik güçlüğü olan, çocuğundan, eşinden, akrabasından ya da hayattaki beklentilerinden diyelim. Muzdarip
olan insanlar vardır. Belki de diyorsunuz ki ben burada nelerle uğraşıyorum, ne sıkıntılarla uğraşıyorum. Siz mutlu olmanın şöyle olun, çiçekler, böcekler, kuşlar diyorsunuz diye belki diyenler olabilir. Haklısınız da, haklıyız da. Çünkü derdiniz olduğu zaman tüm odağınız, tüm duygunuz o olayın üzerinde, o işin, o sıkıntının, o sorunun üzerinde yoğunlaşır. Bizim burada ifade etmek istediğimiz ya da anlatmak istediğimiz şu: mutlaka hayatta bir şeylerin bir sebebi, bir gidişatı, bir oluşu var. Bazen yanılıyor muyum? Hani bazı şeylerin aksine, hani akıntı gider, biz böyle geriye gidelim diye. Akıntıyla beraber gidilir. Akıntıya karşı yüzmeye çalışırsan sonunda boğulursun. Mesele budur. Hayat bir akış. Ben de bir akışım. Hı hı. Hayatın içinde akıyorum. Dolayısıyla onunla savaşmamalıyım. Bu noktada bir şey daha söyleyebilir Buyurun. Miyim? Bu hep olsun. Şey diyoruz ya, Facebook'ta falan devamlı yazıyoruz. K-İ-B, K-İ-B. Ben de ilk okudum, ne bu dedim. Kendine iyi bak. Ha, öyle miymiş? Sürekli kendine iyi bak, kendine iyi bak. Ağzımıza yapıştı. Nedir bunun özü? Hiçbirimiz düşünmüyoruz. Evet, nedir kendine bu iyi? Ta antik çağa gider. Wow. Kendine özen göster ilkesidir antik çağda genel düstur. Nedir kendine özen göstermek? İki şeydir. Ben bir ruhum ve bir bedenim. Ruh ve bedenim bir bütünüyüm. Kendine özen göster demek, ruhuna da bedenine de özen göster demek. Bedenime bakmak zorundayım. Bedenimi beslemek, bedenimi süslemek ve onu spor yaparak dinç tutmak zorundayım. Ama bedenimi dinç tutarken ruhumu da ihmal etmemeliyim. Ruhumu da nasıl besleyeceğimi deminden beri zaten Anladım. Konuşuyoruz ama bir şey daha vardır ki Lütfen. O da çok doğru, müzik. Müzik, müzik hakikaten doğru, ruhun gıdasıdır. Çok doğru, çok doğru. Ben kendimi bildim bileli ne zaman moralim bozuk olsa müzik dinlerim. Ve müzikten hiç kendimi geri kalmam. Ve bu hakikaten de ruhuma yapılabilecek en güzel tercihlerden biridir. İlaç. İlaçlardan birisidir. Dolayısıyla ruhumuzu ve bedenimizi beslememiz çok önemli. Hani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur dedikleri gerçekten de boş değildir. Ben aynaya baktığım zaman kendimi güzel görmeliyim. Kendimi güzel gördüğümde kendimi iyi hissedeceğim. Ve dolayısıyla da dışarıya iyi vereceğim. Az önce siz de çok güzel bir şey söylediniz. Ben dışarıya aslında yansıtıyorum kendimi. Dolayısıyla aslında hayattan alacağım şeyler kendi benim ona verdiklerimin bir dönüşümüdür. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Biz genellikle öyle davranırız ki insanlara farkında bile olmadan onlar bizim onlara davrandığımız şekilde bize davranırlar. Sonra diyoruz ki Allah Allah bak ben biliyordum zaten. Hemen atasözü söyleyeyim mi? Ne verirsen elinle o gelir seninle. Aynen öyle. Ne verirsek Aynen onu alıyoruz hayatta. Kesinlikle. Dolayısıyla kendime özen gösterirsem işin sırrını yakalamış olurum diye düşünüyorum. Ya konuşacak çok şey var, böyle kelimeler dizili evet, bekliyorlar evet, arkalarda ama bize ayrılan sürenin bayağı bir sonuna geldik. Kamran Hocam çok lezzetli, doyurucu, keyifli, dinlendirici ve aydınlatıcı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi ediyorum. Ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki de geldim. Hakikaten. Sizi tanımak olmaktan da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet bal şeker olsun. Çok sağ olun. Ersin Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yani sevgili izleyiciler, hani o kadar çok bu kapanışta söylenecek çok sohbetten çıkan mesajlar var ki. Ama şöyle benim için önemsediğim birkaç mesajla ben bugünkü bu güzel programı kapatayım. Önce kendimize, içimize dönelim ve kendimize samimi olalım. Hani aynanın sırlı tarafını hep böyle başkalarına tutarız ya, sen deriz işte bak sen. Aslında o sen benim. Çünkü biz kendimizi aslında karşıya yansıtıyoruz. Şöyle bugün bir gözlerinizi kapatın ya da aynanın karşısına geçin. Yahu sen kimsin aslında? Özün nedir? Ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Ama dürüst olmak kaydıyla, yalansız, riyasız. Önce kendimize gerçeklerimizi itiraf edelim. Ve şu gönlümüz var ya, içimiz, özümüz öylesine büyük bir sevgiden oluşuyor ki tek yapmak gereken şey o kalbin kapılarını, o sevgiyi şöyle dışarıya açıvermek. Ne verirsek hayattan onu alıyoruz. Hayata sevgi verelim ama ne alacağımızı bırakın, beklenti içine girmeyelim. Sadece beklentimiz o sevgimizi vermek olsun. Nasıl olsa o, emin olun, hayat size güzellikleri, sevgi, aşk, mutluluk, bolluk, bereket olarak mutlaka geri getirecektir. Hep sevgiyle kalın efendim. Bugün bizden bu kadar. Hoşça kalın.